demokratik olmama e, halinin yani neydi teori? E, yani ancak demokratik rejimlerde e, adalet sağlanabilir gibi kapitalizmin bir şeyi vardı. Yani inancı vardı liberalizmin. E, yani demokratik rejim beraberinde liberal ekonomi getirecek. E, Türkiye'de ve birçok örnekte gördük ki yani e, tek adam rejimiyle de pekala yaşayabiliyor e, liberal ekonomiler ve hatta bazen daha da e, çok kar endeksli olabiliyor ve büyük karlar, rantlar elde edebiliyor. Bunun bir örneğini yaşadık. Ama şunu da gördük. Gerçekten bir yere kadar ve bir yerden sonra artık demokrasi çökmeye başlayınca bütün o sermaye akımı da duruyor ve artık tamamen sistem kendini yok etmeye başlıyor. Şu anda Türkiye'de sistem kendini yok ediyor. Yani bütçe taşımıyor artık ve çığırından çıkmış bir yönetimi, bir iktidarı dizginleyecek hiçbir şey yok. Yargı yok, medya yok, akıl yani üniversite yok bürokrasi yok onun etrafındaki siyasi kadrolar yok muhalefetin gücü yetmiyor meclis yok yani aslında normal bir demokraside bunun önüne kurulan bütün bariyerler yıkıldı O zaman ne oluyor sistem kendi şeyi içinde kendi içinde yani kapitalist sistem kendini durdurmaya ve onarmaya çalışıyor şu anda işte bununla yürümeyeceğini nereden görüyoruz? TÜSİAD'ın açıklamasından görüyoruz. Artık büyük sermaye itiraz etmeye başlıyor. İşte Diyarbakır'da e, sermaye çevreleri, küçük sermaye, odalar borsalar Birliği'nin bir etkinliğinden başlıyor. İş i̇şte TÜSİAD'a kadar, İstanbul büyük Burjuvazisi'ne kadar tırmanan bir itirazlar serisi. Dolayısıyla hani bütün kanalları tıkadığında bu sefer e, içeride parayı elinde tutan ...yara parayı döndüren kesimlerin bu sefer e, bununla biz yaşayamayız itirazı başlıyor ki o noktadan sonra artık ıı, iş siyasi olarak çözüm bu ekonomik itirazın arkasından gelecek.